Webinar konusu SOC ekipleri için Mitra Attack Framework kullanım senaryoları. Temel anlamda Attack Framework'ü defansif alanda nasıl kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce kısaca kendimi tanıtayım, sonra konulara giriş yapalım. Ömer Günal, BGA'da Incident Responder olarak çalışıyorum. Ogunal.com isimli blog sayfam var. Defansif alanla alakalı içerikler oluşturuyorum burada. İletişim kurmak isteyen olursa Twitter ve e-mail adresim ekranda duruyor. Bir iki tane de sertifikam var deyip konunun akışına geliyorum. İlk önce bazı temel kavramlardan bahsedeceğiz. Yani Mitra nedir, Attack Framework nedir? Bu karıştırılabiliyor birbirine. İkisi tek bir şey midir, ayrı mıdır, ne değildir? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında bu Attack Framework ile ilişki olan saldırı simülatörleri var, Attack simülatörleri. Bunlar nedir, ne yapar, nasıl kullanılır, bizim ne işimize yarar? Buna bakacağız. Son olarak da Attack Framework'ü kullanan defansif alandaki proje olan Sigma'yı inceleyeceğiz. Biz bunu nasıl kullanabiliriz, ona bakacağız. Benim favorim buradan sonuncu olan Sigma projesi. Orada artık tespit mekanizmaları geliştirip kurumumuza bunu nasıl uygulayabiliriz, ona bakıyor olacağız deyip ilk olarak Mitra ile başlıyorum. Şimdi Mitra dediğimiz şey bir kuruluştur, kuruluşun ismidir. Yani BGA bugün nasıl bir şirket ve şirketin adı BGA ise Mitra da aynı şekilde kuruluşun ismidir. Bir proje adı falan değil. Kendi sitesinde şu şekilde tanımlıyorlar kendilerini. Dünyayı daha iyi, daha güvenli bir yere haline getirmek için problemleri çözüyoruz diyorlar ve açık açık finansman kaynağı olarak da devleti kullanıyoruz diyorlar. Yani şu şekilde gelirleri devlet tarafından ayarlanıyor diyebiliriz kısaca. Kendi sitesinde bu şekilde tanımlıyor. Mitra bir kuruluştur. Bir de Mitra'nın oluşturduğu bir proje var. Attack Framework. Attack Framework de kuruluş değil artık. Bu Mitra'nın yaptığı bir proje. Nasıl bir proje? Ne işe yarıyor? Attack Framework şu oluyor. Bu saldırganların, hacker gruplarının kullandığı taktik ve teknikler hakkında veri sunan bir bilgi deposu aslında bu Attack Framework dediğimiz şey. Ne işe yarıyor peki? Ne amaçla kullanılıyor? Tehdit modelleme ve metodoloji geliştirmek için kullanabiliyoruz bunu. Nasıl olduğuna birazdan bakacağız zaten. Ekranda gözüküyor ama ben yine kendi sitesinden göstereyim. Şimdi bu kalın başlıklı olan yataydaki satır bir siber saldırıda kullanılan taktikleri gösteriyor. Soldan sağa doğru okuduğumuzda bunun sıralı bir şekilde olduğunu anlıyoruz zaten. Keşifle başlıyor, devam ediyor. Initial access, ilk erişim gidiyor. En son kurma olan etkisine kadar soldan sağa sıralanmış taktikler mevcut burada. Taktiklerin altında da dikey olarak taktikle bağlantılı olan teknikler var. Mesela persistence, kalıcılık taktiği için 19 tane teknik varmış. Bunlardan biri create account, yani kullanıcı oluşturmakmış. Her bir tekniğin kendine özel ID numarası var. Şimdi ben bu tekniği görüyorum, taktiği de görüyorum ama ne işe yaradığını bilmiyor olabilirim. Bunun içinde demiş ki, ben bunu sana açıklayayım kısaca, istiyorsan okursun. Tıklıyorum bir tane tekniğe. Burada bana 3 tane ana başlık sunuyor Attack Framework. 1. Tekniğin kendisini açıklayan bir girizgah. 2. Girizgahta şunu soruyor, ikinciye geçmeden önce şunu açıklıyor bize aslında. Bu tekniği saldırganlar niçin, ne amaçla kullanır? Bunu kısaca anlatıyor. İkinci başlıkta da eğer sen bu teknikle karşılaşırsan bu durumdan minimum etkilenmek için yapman gereken adımlar, uygulaman gereken yöntemler nelerdir? Onu gösteriyor. Mitigations adımları. Mesela kullanıcı oluşturma için demiş ki network segmentasyonu yapabilirsin. Multifactor authentication kullanabilirsin demiş. Yani atıyorum ben bir ortamda kullanıcı oluşturdum. Öyle bir segmentasyon yap ki işte o kullanıcı başka tarafta çalışmasın gibi. Orada geçerliliği olmasın. Bu şekilde kullanıcı oluşsa bile sana olan etkisi azalır diyor. Burada bu şekilde yöntemleri sayıyor bize. Üçüncü başlık bizim için en önemlisi olabilir. Detection, yani bu teknik
senin ortamında gerçekleşirse sen bunu nasıl tespit edeceksin? Bunun yöntemlerini bize açıklıyor Attack Framework'te. Temel seviyede açıklıyor tabii. Bypass bir şekilde edilebilir mi? Edilebilir. 101 seviyesinde nasıl tespit edilir? Ondan bahsediyor. Mesela hangi teknikti? Create account, kullanıcı oluşturma için demiş ki net user veya user at parametrelerini takip edebilirsin. Nasıl yani? Şöyle bir kullanıcı, bir saldırgan ortamda kullanıcı oluşturmak istediğinde nasıl kullanıcı ekleyebilir? Net user, kullanıcı adı boşluk, slash add dediğinde kullanıcı oluşuyor. Mitre Attack Framework'te de diyor ki eğer sen diyor CMD'de gelen parametrelerde net user görürsen bunu takip et. Artık CM'de orada burada bir yerde alarm oluştur. Sonra bu durumun farkına var. Bir de demiş ki bunun yanında 47-20 event ID'yi de takip edebilirsin. Peki bu eksik mi kalıyor da bir de bunu takip et diyor. Şu şekilde aslında saldırgan gelip command line'dan CMD'den kullanıcı ekleyebilir ama aynı zamanda gelip burada arayüzden de kullanıcı oluşturabilir. Ama şöyle bir şey var. Her türlü bir lokal user oluşturulduğunda 47-20 event ID logo oluşacağı için diyor ki sen bunu takip et. Bir şey olursa alarm oluşturursun. Bu logo nereden takip edeceksin? Nerede oluşuyor? O da Event Viewer'da Windows logları da security logların altında geliyor. Tabii bunu gidip elle böyle bakacak halimiz yok. Bunu artık CM'e bağlarız, başka bir yere bağlarız. Bu logo oluştuğunda alarm oluşmasını sağlarız. Yani otomatize etmek gerekir tabii ki. Burada detect etmek için, tespit etmek için bize öneriler sunuyor Attack Framework. Şimdi ne dedik? Yukarıda taktikler var dedik soldan sağ sıralı. Onların altında bağlantılı olan teknikler var. Bir de dedik ki ilk başta Attack Framework'ü kullanmak için kullanırken tehdit modelleme yapabiliriz demiştik. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir senaryo üzerinden gidelim. Ben bir banka çalışanı olduğumu varsayıyorum şu an. Bankada çalışıyorum. Bir saldırgan grup geldi. Bir şekilde içeri girdi. Onu yaptı, bunu yaptı. DC'ye ulaştı. DC'ye ransomware attı. Verileri şifreledi. Yedekleri de aldı götürdü. Ne yapacağım? Geri dönemiyorum. Bir şekilde döndürmem lazım ama sistemi ayağa kaldırmam lazım. Ödedim diyelim fidyeyi. Açtım sistemi. Tekrar aktif halde çalışıyor. Rahat mıyım şu an? Hayır değilim. Çünkü aynı kişilerin bir daha gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Aynı kişiler olmasa bile sonuçta dışarıdan içeriye doğru elini kolunu sallayarak birileri gelmiş. Yarın başkasının gelmeyeceği ne malum? Benim bir şekilde önleyici aksiyon planı çıkarmam lazım. Bunun için de ilk olarak bana yapılan saldırıyı bir şekilde modelleyip onun üzerinde artık savunma mekanizması geliştirmem lazım. Şimdi modelleme yapmak istiyorum dedim. Yine Mitre'nin şöyle bir projesi var. Minik bir tane demiş ki bizim zaten Attack Framework'te şöyle bir matrisimiz var. İnsanların bunun üzerinde oynama yapabileceği ufak bir yazılım geliştirelim demişler. İşte buradan teknikleri boyayabiliyoruz veya skorlayabiliyoruz gibi gibi. Az önceki senaryo üzerinden ne yapalım? Saldırıyı modellemiş olalım basit anlamda. Şimdi soldan sağa doğru taktikler sıralı zaten demiştik. Senaryoyu sallamıştık ama ransomware yemiştik demiştik. Şimdi ilk keşif aşamasında saldırgan port taraması yaptı diyelim. Yani aktif scanning'e giriyor bu. Geliyorum bunu boyuyorum. Sarıya boyadım mesela. İşte resource development geçiyorum şimdi bunu. Initial access ilk erişim için oltalama maili göndermiş olsun. Phishing'i boyuyorum. Sonra içeri girdikten sonra schedule task oluşturmuş olsun. Kalıcılık persistent için zaten schedule task vardı. Bir de kullanıcı oluşturmuş olsun gibi gibi. Burada oyuyorum, ediyorum. En sona geliyorum. Bu durumun bana etkisine, impact'ine yani verilerim şifrelenmişti, enkripte olmuştu. Bunu da boyuyorum. Şimdi ne olmuş oldu? Ben bir basit anlamda bir model çıkardım. Bunu artık müdürüme de göndersem, ekip arkadaşıma da göndersem, danışmanlık hizmeti aldım diyelim, danışmana da göndersem herkes bunu anlayacak seviyeye geldi. Ben kendi modelimi geliştirebilir miydim? Geliştirebilirdim. Sıkıntı yok. Kimse bir şey diyemez ama
Bu sefer şöyle bir durum olacaktı. Ben bugün nasıl İngilizce kabul gören ortak değilse dünyada, yani ben bugün birinize İngilizce mail atsam kimse bana ne diyorsun falan demez. En kötü ihtimalle çeviriden çevirir bir şekilde okur anlar yadırgamaz beni ama Çince bir mail atsam bir derler birileri der ki ne diyorsun anlayacağım dilde konuş. Bu da o şekilde aslında. Atak Framework dünyada artık kabul görmüş bir sistem. Siz birine saldırı modeli olarak Atak Framework'ün bu şekilde bir çıktısını gönderdiğinizde kimse size şunu demeyecektir. Ya ben saldırıyı anlamadım şimdi. Burada ne oldu ne bitti demeyecek. Çünkü bakıyorum zaten keşif aşamasında aktif scanning yapılmış. Initial Access'te phishing var. Execution'da scheduled task oluşturulmuş. Detayına hakim değilim belki şu an ama kafamda bir şeyler canlanıyor. Ha gönderdiğiniz birine aktif scanning ne bilmiyor. Ne olduğunu ne bittiğini bilmiyor diyelim. E ne yapar? Gelir buradan. Atak Mitra Org'a aktif scanning'e tıkladığında zaten açıklıyor. Nasıl tespit edilebilir? Bunu da yazıyor. Bu şekilde detayları zaten var. Bu şekilde modelleme yapabiliyoruz. Tabii bu aslında geleneksel bir yöntem oluyor. Hangi anlamda geleneksel? Olan olmuş, içeri giren girmiş, veriler şifrelenmiş, her şey gitmiş zaten. Ben sonra modelleme yapıyorum, sonra artık tespit mekanizması geliştirmeye çalışıyorum. Bu isteyeceğimiz bir şey değil aslında. Neden? Az önce dediğim gibi olan olmuş zaten. Bundan sonrası için konuşuyoruz. Biz istiyoruz ki bu durum hiç yaşanmasın. Yine bank örneğinden devam edelim. Benim kurumumda tehdit istihbaratı aldığım bir servis var diyelim. Bana bir rapor geliyor. Diyor ki işte Türkiye'de finans sektörünü ele alan TA505 grubu var. Bu aralar aktif, haberiniz olsun diye bir rapor geldi diyelim. Benim ne yapmam lazım? Aklıma ilk şu geliyor zaten. Benim sektörümü hedef alıyorsa ve almışsa zaten yarın öbür gün veya bugün her an ben hedef olabilirim. Karşı grup bana saldırmadan önce benim bu duruma hazır olmam lazım. Önleyici aksiyonlarımı almam lazım. Bunun için de yine Mitre'nin şu şekilde güzel bir çalışması var. Burada grup sekmesinde APT grupları hakkında detay veriyor bize. Burada grup isimleri var zaten görüyorsunuz çok fazla. Burada geliyorum. TA505'i aratacağım. Geliyorum TA505'e. Mitre bana diyor ki, bu arada Mitre Mider diye okunuyor da ağız alışkanlığı Mitre diyeceğim. Herkes anlıyorsa sıkıntı yok zaten. Burada grup hakkında çok kısa bir giriş yapıyor. Neymiş işte 2014'ten beri aktifmiş. Bizim için önemli olan kısımlar aşağıda bu grubun kullandığı teknikleri de söylüyor bana bu Mitre. Onun yanında saldırılarda kullandığı yazılım isimlerini de veriyor. Şimdi ben ne yapacağım? Buradaki teknikleri kendi kurumumda test etmem lazım. Hatta şuradan görsel olarak iyileştirelim bunu. Şöyle az önce bizim yaptığımız gibi bir model çıktı. Ne oldu? Initial Access'te oltalama maili gönderiyormuş bu grup veya geçerli domain hesaplarını kullanıyormuş. Yani sağdan soldan bulduğu domain hesabı varsa şirket içerisinde aktif olan onları kullanıyormuş ilk erişim yaparken. Sonra içeri girdikten sonra JavaScript ile PowerShell ile Visual Basic ile komut çalıştırıyormuş. Hak yükseltmek için Process Injection tekniğini kullanıyormuş gibi gibi. İlerliyor, 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 ilerliyor. En sonunda ne yapıyormuş? Data Encrypted for Impact. Yani muhtemelen ransomware'i kastediyor burada. Verileri şifreliyormuş. Şimdi az önceki senaryoya dönüyorum. Bizim yaptığımız model neredeydi? Şimdi biz saldırıyı ne zaman keşfetmiştik? Bu aşamalar yaşandı, oldu, bitti. En son impact kısmında verilerim şifrelendiğinde tespit ettim. Halbuki ben bu saldırıyı daha port taraması sırasında keşfetseydim belki de IP'sini bloklayacaktım. Port taraması yapamamasını sağlayacaktım. İçerideki yapı hakkında bilgi sahibi olmayan grupta içeri giremeyecekti belki de. Yani burada bizim öncelikli amacımız şu, olabildiğince erken tespit etmek durumu ve ona göre aksiyon almak.
Şimdi impact aşamasında fark etmişsem zaten olanı olmuştur. Ben istiyorum ki ilk aşama olmasın, ikinci de olmasın belki ama işte scheduled task'ı oluşturulmuş içeride. Hala çok geç değil, verilerim duruyor. Burada fişini keseyim saldırgan grubun. Amacım bu aslında. TA505'te de yine bunu yapmak istiyorum. Belki ilk aşamada grubu tespit edemeyeceğim mail yollarken ama daha böyle bir şeyler elde etmeden önce saldırganı tespit edeyim, önünü keseyim ki kimse etkilenmesin bu durumdan. Bunu nasıl yapabilirim peki? O da şu şekilde. Artık burada akışta bahsettiğimiz atak simülatörlerinden faydalanabiliriz. Şöyle birkaç tane popüler simülatör var. Ne işe yarıyor? Önce ondan bahsedeyim. Şunu yapıyor simülatörler. Buradaki teknikleri olabildiğince yazılım tarafında otomasyona bağlayıp bir test ortamı oluşturulmasını sağlıyor. Örnek veriyorum. Schedule task oluşturmak için bir kod yazıyorlar. Sen schedule task tekniğini test et dediğinde senin ortamında bir tane schedule task oluşturuyor veya create account dediğinde sana bir kullanıcı oluşturuyor otomatik olarak o yazılım. Sen de ne yapıyorsun? Artık EDR'ında, CM'inde, ID'sinde neredeyse güvenlik ürünlerinde bu durum için bir alarm oluşturulmuş mu veya bu durum engellenmiş mi diye kontrol yapabiliyorsun. Yani kendi tespit mekanizmanı test edebilmiş oluyorsun. Aynı zamanda bunu da sağlamış oluyor Mitre Attack Framework. Dolaylı yoldan sağlıyor. Neden? Çünkü birileri bu framework'ü baz alıp uygulamalar geliştirmiş. Biz de bunu kullanıp kendimizi test edebiliyoruz. Şimdi şu APT simülatöre geçiş yapıyorum. Ben ne yapmak istiyordum? TA505 bana saldırdığında ben bu saldırıdan etkilenecek miyim, etkilenmeyecek miyim? Bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü benim bulunduğum sektörü hedef alıyormuş. Bana da saldırabilir en kısa sürede. Eğer bu saldırıya karşı zayıf durumdaysam test sonucunda anlayacağım bunu. Bu sefer de artık önleyici aksiyon planı çıkarmam lazım. İlk önce test kısmını konuşalım. Şimdi araç ne yapıyor demiştik. İçerisinde Attack Framework'teki teknikler var. Teknikleri seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu teknikleri test etmek istiyorum. Yazılımda sizin için o teknikleri otomatik olarak uyguluyor. Tabii ki bütün teknikler otomatize edilemiyor. Olabildiğince ekliyorlar tabii. Hangi teknikleri kullanmak istiyorum peki ben? Zaten grup sekmesinde TA505 ile alakalı bir model çıkarmıştı Mitre bana. Bu modeldeki şu teknikleri otomasyon aracında seçip şunu yapabilirim artık. Bu teknikleri test etmek istiyorum. Tek tek seçeceğim yazılımda. Sonra güvenlik ürünlerime bakacağım. Hangisi için tespit edebildim? Hangisini bloklayabildim? Hangisi hakkında hiçbir fikrim yok. Örnek veriyorum. Burada Visual Basic ile kod çalıştırıldığında sallıyorum şu an. İşte EPP ürünüm var. Bunu blokladı. Tamam benim için güzel, sıkıntı yok. Ama işte Process Injection'da kimse bir şey demedi. Ne oldu ne bitti kimse farkında değil. Bütün ürünler uyuyor. Benim ne yapmam lazım o zaman? Process Injection bazında bir tespit mekanizması geliştirmem lazım. Bunu nasıl yapabilirim? Burada konuşmuştuk zaten. Process Injection'ı şu an bulamadım. Rastgele bir tanesine tıklıyorum. Burada gelip Detection kısmına gelip buradaki yöntemi kendi ortamıma uygularım. Şöyle de bir şey var. Bu tespit mekanizmaları bir şekilde atlatılabilir. Yani her mekanizma atlatılacak diye bir şey yok ama bir şekilde atlatılsa bile karşılaştığımız durumdan minimum etkilenmek için mitigation adımlarını da uygulamamız lazım. Az önce konuşmuştuk mesela bir kullanıcı oluşturulmuş olabilir ama two faktörü varsa yani benim kullanıcımı ele geçirdiniz diyelim parolayı buldunuz ama telefon hala bende bana SMS geliyor. O SMS kodunu bilmeden içeri giremeyecekseniz bu sizin önünüzü kesmiş oluyor aslında saldırgan olarak. Ben de kurum çalışanı olarak rahatlıyorum. Neden? Artık hesap ele geçirilmiş ama SMS kodu girilene kadar hala vaktim var. Belki telefonun da çalması gerekecek. Ne kadar sürecek? Çalacak mı belli değil. Burada karşılaştığımız durumları hafifletebiliyoruz. Mitigation adımlarını da uygulayarak. Bir tane daha proje var bu atak simülatörü tarafında. O da Atomic Red Team.
Şöyle geliyorum. Burada da şu şekilde çalışıyor aslında. Tekniklere ait olan ID'ler burada var. Kendi uygulamak istediğim ID'yi bulduktan sonra seçiyorum. Rastgele bir tanesine girdim. Burada bana yine basitçe anlatıyor tekniği. Sonrasında diyor ki sen bu tekniği test etmek istiyorsan şu komutları kullanabilirsin. Mesela ben bu komutu direkt kopyalayıp test etmek istediğim ortamda çalıştırdığımda şu tekniği test etmiş olacağım aslında. Oradan sonra yine güvenlik ürünlerimi kontrol edebilirim. Alarm var mı yok mu diye. Sonra geçtim bu tekniği uygulamak istiyorum. Aynı şekilde komut al, yapıştır. Bak bakalım şey oluşmuş mu, alarm olmuş mu, bir şey bloklanmış mı? Mesela bu teknik içinde birden fazla test yöntemi varmış. Artık bir tanesini denersiniz, birkaç tanesini denersiniz. Çünkü farklı farklı yöntemler var. Orada kendi ortamınızı test edebilirsiniz yani. Buradaki atak simülatörlerini kullanarak. Bizim de kendi içimizde geliştirdiğimiz bir tane ufak simülatör var. Biz genelde bunu kullanıyoruz. Burada kullanmak istediğimiz teknikleri seçtikten sonra, biz taktikleri seçtikten sonra kullanabileceğimiz teknikleri sunuyor bize. Örnek veriyorum, Process Discovery'yi test etmek istiyorsam içeri deniyorum. Burada arka tarafta çalıştırıyor. Prosesleri bastı mesela bana. Benim bundan sonra yapmam gereken şey şu. Bu aktivite bir yerde alarm olarak benim karşıma çıktım. Yani ben bu durumun farkında olacak mıyım? Gerçek bir saldırı olsaydı olmayacak mıyım? Bundan sonra yapmamız gereken şey şu. Bu yani. Az önce dediğimiz gibi alarm vesaire yoksa buradan gelip detection kısmındaki aşamaları uygulamamız gerekiyor. Şimdi Sigma tarafına geçeceğim. Artık defansif kısımla alakalı olan yer. Şuraya bir tane paint sayfası getireyim. Orada çizerek göstereceğim. İlk önce web sayfasını açalım. Sigma dediğimiz şey bir proje aslında. Ne demiş? Şurada tek satırla anlatıyor zaten. Ne demiş? Generic Signature Format for SIM Systems. Yani SIEM çözümleri için bir tane jenerik imza formatı oluşturmuş. Ne amaçla yapmış, ne demek istiyor? Bunu şöyle göstereceğim. Şimdi ben BYA'da çalışıyorum. Bir SIEM altyapımız var diyelim. Bana dediler ki web shell tespiti yapman lazım. SIEM üzerinde bir web shell oluştuğunda haberdar olmak istiyorum ben. Bunun alarmının gelmesi lazım dediklerinde benim bir SIEM'de kural oluşturmam gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim? Şöyle hemen biraz büyüteyim yazıyı. Şimdi ilk önce kuralı oluşturabilmek için bunun mantığını bilmem lazım. Bir tane web server olacak. Web shell varsa bir tane web server olması lazım. Web server'a ait de bir proses olması lazım. Bu server'ın çalışabilmesi için. Bu ne olabilir? IIS ise şu proses olabilir. İşte Nginx olabilir. Apache, başka ne var? Aklıma gelmedi. Başka varsa başka server'lara ait prosesler. Şimdi eğer bu prosesin altında komut çalıştırabileceğim bir proses doğuyorsa, yani cmd.exe, PowerShell veya Linux için Bash, sh gibi komut çalıştırabileceğim prosesler doğuyorsa, istisnai durumları saymazsak, bu kesinlikle şüpheli. Hatta bunun altında da beklenmedik bir komut çalışıyorsa, örnek veriyorum QMI çalışıyorsa, burada artık web shell vardır diyebiliriz. Neden? Ortada bir web server var. Bu web server gitmiş, örnek veriyorum PowerShell'i doğurmuş altında child proses olarak. Bu PowerShell de gitmiş demiş ki who am I? Ne oluyor bu? Bu cevap sonra web server'a gidiyor. Web server'a gidiyorsa bu ne demek? Yani o da kullanıcıya sunulacak buradaki çıktı yani. Baktığımız zaman web üzerinden birisi shell almış, komut çalıştırıyor. Bunu bu şekilde anlayabiliyorum. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi ben ne dedim? BGA çalışanıyım ve CM olarak sallıyorum şu an. ArcSight kullanıyoruz diyelim.
Bana dediler ki bunun kuralını yaz. Web shell geldiğinde tespit edelim. Tamam. Sintaksı tam hatırlamıyorum, sallayacağım. Ben de dedim ki process name'i işte Nginx exe ise, yani web server'dan bahsediyorum. Ve hatta or diyeyim. İşte diğerlerini de ekledim. Apache'yi, IIS'i vesaire de ekledim. Sonra dedim ki ve bunun altında CMD PowerShell 5 oluşuyorsa işte child process olsun bunun da adı. Child process ne dedik? CMD or PowerShell ise bana alarm üret dedim. Şimdi kuralım bu. ArcSight'teki karşılığı bu. Ne dedik? Nginx exe ise, Apache exe ise ve onun altında CMD PowerShell oluşuyorsa bana alarm üret dedim. Şimdi tamam, bu kuralı ArcSight'a girdim, çalıştı diyelim. Yarın öbür gün 3 yıl sonra 5 yıl sonra ben çıktım, başka bir X firmasına geçtim. Orada da ne kullansınlar? Q-Radar kullanıyorlar diyelim. Gittim, bana dediler ki işte biz web şeyi tespit etmek istiyoruz. Q-Radar kuralı yaz bana. Şimdi ben Q-Radar sintaksını bilmiyorum. Yıllarca ArcSight kullanmışım. Ama web shell nasıl tespit edilir biliyorum. Ne yapmam lazım? Gidip Q-Radar'ın dokümantasyonunda tek tek process name üzerinde filtre nasıl yazılır ona bakacağım. Sonra child process üzerinde filtre yazılıyor mu? Yazılabiliyor. O zaman bunun sintaksi nedir? Gibi gibi vakit kaybetmiş olacağım. Bunu öğrendikten sonra yeni bir kural oluşturacağım. Şimdi baktığımız zaman benim aslında 2 dakikalık işim vardı. Neden? Çünkü Web Shell tespit etmeyi zaten biliyorum. Vakit kaybım Q-Radar'da veya başka bir üründeki sintaks araştırmasına geçmiş olacak. Şimdi burada Sigma devreye giriyor. Sigma diyor ki, Sigma projesi. Ya diyor, bir sürü ürün var bu piyasada. Ben diyor bir tane yazılım geliştirdim. Bunun altında işte ArcSight'ın sintaksını entegre ettim. Q-Radar'ı ekledim. İşte Elastic'i ekledim. Aklıma gelmeyen diğer ürünleri ekledim. Şunları ekledim. Biz piyasadaki popüler olan ürünleri ekledim. Ve diyor bunun yanında bir tane ayrıyeten bir sintaks geliştirdim. İşte Sigma diyeyim buna da. Sigma sintaks olsun. Diyor ki sen Sigma sintaksıyla bir kural geliştir. Sonra bunu bana gönder. Şöyle gönder. Çıktı olarak ben sana istediğim türde bir sorgu çıkartayım. Sigma sintaksını yazdıktan sonra sen istersen Q-Radar al olarak al kuralını, istersen ArcSight sintaksında al kuralını. Yeter ki ilk başta kuralı benim formatıma uygun olarak yaz. Ben sana istediğin çıktıyı vereceğim diyor. Sigma bu işe yarıyor. Hemen bir tane örnek gösterelim. Bir dönüştürücü gibi düşünebiliriz aslında. Şuradan bir kural alalım. Mesela Sigma formatında yazılmış bir kural. Kopyalıyorum. Şurada online bir dönüştürücü var. Sigma olarak yükleyeceğim. Çıktı olarak Q-Radar istiyorum. Kuralı yapıştırıyorum buraya. Translate dediğimde bana Q-Radar çıktısını veriyor. Başka kuruma geçtim. ArcSight kullanıyorlar artık. ArcSight rule diyorum. Translate aynı şekilde veriyor. Başka ürünse başka ürün. Buradaki hepsine, burada yazan bütün ürünlere dönüştürme kapasitesi var projenin. Sigma bu işe yarıyor. Peki şimdi az önce konuştuğumuz Attack Framework ile ilişkisi ne bunun? Bunlar bu altyapıyı hazırlamışlar. İyi güzel. Sonrasında demişler ki madem biz böyle bir altyapı hazırladık, her yere kural oluşturabiliyoruz. Demişler ki projenin içerisine de Attack Framework'teki tekniklerin olabildiğince çoğunu tespit edecek kurallar geliştirelim yazılım Sigma formatında. İsteyen gelsin bu kuralı Sigma formatında alsın, kendi platformuna uygun olarak sintaksi kuralını dönüştürsün, kullansın. Mesela geliyorum, işte rules sekmesine tıkladığımda burada kullanabileceğim kurallar var. Hepsi demeyeyim, çoğu Attack Framework'ün
atak framework'ü kapsayacak şekilde. Linux'a gidiyorum mesela. Linux'ta buradaki kurallar varmış. Bakıyorum, file copy için bir tane detect kuralı varmış veya loglar, Linux'taki loglar silindiğinde alarm üretecek bir kural varmış. Neymiş? Giriyorum içerisine. Burada ne diyor? RM veya şu komut çalıştırıldığında ve command line'da var log veya var spool mail geçiyorsa alarm oluştur demiş. Yani var log altında bir log silindiğinde bu alarm olarak karşımıza çıkacak. Nerede çıkacak ama? Biz burada bu kuralı dönüştürüp sisteme entegre ettikten sonra. Burada çok fazla kural var. Windows için de var, web tarafı için de var, proxy de var. Buradan ilgili kural alıp sisteme entegre edebilirim. Şimdi T505 örneğine dönelim. İşte burada mesela neymiş? Phishing'i zor tespit ederiz de. Şimdi account discovery için ben bir tespit geliştirmek istiyorum diyelim. Burada yapacağım şey şu. Gelirim burada search'te account discovery'i aratırım veya işim daha kolay olsun. Direkt teknik ID'yi alıyorum. Sigma projesini aratıyorum. Neymiş? Linux tarafında için. Linux tarafında bu ID'yi kapsayan bir kural geliştirilmiş. Onun dışında macOS için geliştirilmiş. Windows olanında varmış. Giriyorum mesela. Buradaki kuralı direkt alıp dönüştürürüm. Sisteme entegre ederim. Ne oldu? T505'in bir tane tekniğini aslında kendi tarafımda adreslemiş oldum. Bir şekilde savunma mekanizmasını kurmuş oldum. Şuradan özet geçiyorum yine akış tarafında. Ne yaptık? Atak framework nedir, ne değildir ona baktık. Aslında bir canlı kanlı bir şey değil, bir veri deposu, referans kaynağı aslında atak framework. Biz bundan dolaylı olarak faydalanıyoruz dedik. Nasıl yani? Buradaki geliştirilmiş atak simülatörlerini kullanarak kendi defansif tespit veya engelleme yeteneklerimi test edebiliyorum. Ölçülebilir bir hale getiriyorum. Yani ben bugün çok güvenliyim dediğinde bunun bir anlamı yok ama işte atak framework'teki sallıyorum 200 tane tekniğin 180 tanesini tespit edebiliyorum dediğimde bu artık ölçülebilir, anlamlandırılabilir bir hale geliyor ve geliştirilebilir de bir kısma geliyor. Atıyorum son bir yılda ne yaptın? İşte 180'den 200'e çıkardın tespit ettiğim teknik sayısını ama bunu sayıya dökmedikten sonra pek bir anlamı yok. Artık daha güvenliyim. Bunun bir şeyi yok. Yani neye göre daha güvenlisin, kime göre? Bunun sayısal olarak ölçülebilir olması lazım. Bunu da sağlıyor. Simülatörle kendi mevcut durumumuzu, karnemizi ölçebiliyoruz dedik. Sigma tarafında da oradaki mevcut kuralları, hali hazırda bulunan kuralları kullanıp tespit mekanizmamızı ilerletebiliriz. Bütün teknikler yok. Bayağı bir teknik var yine Sigma projesinde. Hali hazırda kuralı geliştirilmiş. Onları kullanabiliriz. Genel olarak bu şekilde benim anlatacağım. Yaklaşık 30 dakika sürdü. Zaten teorik bir konuydu. Olabildiğince nasıl uygulamaya dökebiliriz ona baktık. Soru varsa soru cevap yapabiliriz. Yoksa oturumu kapatmaya geçeceğiz. Bir tane soru var. Tüm kuralları sisteme entegre edemez miyiz? Dezavantajı nedir? Teknik olarak edebiliriz. Şöyle dezavantajı var aslında. Şöyle geleyim. Şimdi mesela create account. Şimdi bu bir saldırıda kullanılan teknik mi? Evet teknik ama normal şartlarda da zaten sürekli olarak kullanıcı oluşturuluyor legal bir şekilde. Şimdi her kullanıcı oluşturma aktivitesini sisteme alarm olarak dönüştür dersek bu sefer şirkete her yeni biri geldiğinde alarm oluşacak veya başka birisi başka bir iş için kullanıcı oluşturduğunda yine alarm gelmiş olacak. Saldırgan da kullanıcı oluşturabilir. Doğru ama onu nasıl ayıklayacağız? Öyle bir sıkıntı var. Yani bu bir teknik ama sisteme entegre edersek çok fazla alarm oluşacak. Her seferinde bu kullanıcı kim niye açmış? Legal mi değil mi? Sorgulamak gerekecek. Biraz fazla vakit yiyecek yani. Uygulamalı gösterim yapmayacak mısınız? Yani şunu gösterebilirim işte simülatör olarak. Buradaki tek sözel teorik bir konu zaten. Uygulamasını göstermek zor. Burada
simülatörlerin mantığı bu şekilde çoğunlukla. Bu bizim kendi yaptığımız ama diğerleri de bu şekilde. Kullanmak istediğin teknikleri belirtiyorsun. O senin için tekniği arka tarafta çalıştırıyor. Ben mesela process discovery demişim. Burada ne yapmış? PowerShell'de get process komutunu arka tarafta çalıştırmış. Çıktı olarak da bu geliyor. Baktığımız zaman bana bir uyarı gelmedi. Zaten şu an bende sadece Windows Defender yüklü. Demek ki neymiş? Ben bu tekniği adresleyemiyorum. Bu şekilde bir durumla karşılaşırsam şu anki cihazım hiç bu durumun farkında olmayacak. Bu durumu bir şekilde adreslemem gerekiyor. Sigma tarafında da şunu gösterdik. Halihazırdaki kuralları alıp nasıl dönüştürebiliriz? Burada ya kaynak kodu da indireceksiniz, kendi lokalinizde çalıştıracaksınız ya da uncoder.io diye bir site var. Bu otomatik SaaS olarak sunuyor ücretsiz. Buradan dönüştürebiliriz. Tüm kuralları entegre ettik diyelim. Bir de bunun takip kısmı var, false pozitif kısmı var. Fine tune işlemi daha ciddi vakit alacaktır. Özellikle alarm takibi konusunda bir öneriniz var mıdır? SOC kurulması mı gerekiyor kesin? Ya şimdi şöyle bu teknikleri adreslemek işin kolay kısmı aslında. Bunun takibinin yapılması önemli. Bunun takibini yapmadıktan sonra tespit etsek ne olur? Biri açıp okumadıktan sonra "Aa bak böyle bir şey olmuş" demedikten sonra bunun bir anlamı yok. Artık SOC olsa iyi olur tabii de bütçe meselesi biraz da. Birinin takip ediyor olması lazım. Dediğiniz gibi şimdi create account için bir şey yaparsak, kural oluşturursak bunun çok 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 fazla şekilde tune edilmesi lazım. Yani istisnai durumlarının hariç tutulması lazım. Bu da ne kadar mümkün? En temizi özel cihazlar dışında bunun için bir kural yazılmaması. Atıyorum DC'de hiçbir şekilde lokal kullanıcı oluşturulmaması gerekiyordur sizin ortamınızda. Orada bu kuralı aktif edebilirsiniz ama rastgele bir test sonucunda adı üstünde test, habire bir kullanıcı açılıp kapanıyorsa zibilyon tane alarm gelecek. Bunu takip eden insan da bir yerden sonra bakacak, diyecek böyle iş mi olur? Hep aynı şey. Yalandan alarm geliyor. Onun da motivasyonu düşecek. Zincirleme kötü bir etki olacak yani. CM ürünlerinde genelde sunuculardan log toplanıyor. Clientlardan log alımı EPS'i çok arttırdığından tercih edilmiyor. Atak bir client üzerinden geldiğinde birçok kural alarm üretmeyecektir. Bunun için bir öneriniz var mı? Düşünüyorum. Ya aslında yine bütçe meselesine gidiyor. Her şey paraya maalesef. Yani parayı verdikten sonra EPS'i de arttırabiliyoruz. Ha, arttıramıyoruz diyelim bütçeyi. Ne yapılabilir? Yani client üzerinde lokaldeki aktiviteleri takip edemeyeceksek en azından bu yatayda ilerleme, lateral movement hareketlerini takip edebiliriz network kayıtlarından. Yani maalesef yine para yani. Bazen Sigma kuralları farklı güvenlik ürünlerini çeviremiyor maalesef. Uncoder.io dışında önerebileceğiniz başka site var mı? Yani bu kısım Uncoder'la alakalı değil aslında. Yani Sigma projesi neyi destekliyorsa o. Önerebileceğim ikinci şey şu olur. Bu kodu indirip kendi lokalinize kurmak. Zaten burada anlatıyor olması lazım nasıl kurulacağını. Oradan dönüştürebilirsiniz. Python skriptleri gözlemliyorum ve CM'de korelasyon kuralı yazdım. Çok fazla false pozitif veriyor. Bu durumda nasıl bir yöntem önerirsiniz? Yani orada şu yöntem kullanılıyor aslında daha çok. Alarm oluşuyor. En çok hangi durum için alarm oluşuyorsa onun adı neydi ya? Long tail analiz. Şu grafiğini bulabilirsem daha güzel olacak. Şu muydu? Heh, aynen. Orada şu şekilde şimdi en çok hangisi alarm oluşturuyorsa onu tune etmek daha mantıklı. Neden? Çünkü binlerce aynı alarmdan gelmişse biz onu gidip fark etmemiz daha kolay belki ama saldırgan aynı aktiviteyi binlerce defa yapmayacak. Yani kullanıcı oluşturmak istediğinde kullanıcıyı bir defa oluşturacak veya iki defa oluşturacak. Gidecek 10 bin tane alarm oluşturup burada binlerce log oluşmasını sağlamayacak. O yüzden bizim yapmamız gereken şey şu. Yöntemlerden biri bu arada. Yani illa kesin çözüm bu demiyorum.
az oluşan loglar üzerinden kural oluşturmak. Yani çok fazla logu gelen bir durum için kural oluşturmaktansa ilk önce logu az olan kaynaklardan kural oluşturup yavaş yavaş sol tarafa doğru geçmek. Bu şekilde bir yöntem kullanılıyor. İyi diğer çözüm olabilir demiştir. Aynen yani şey yapamıyorsak, log toplayamıyorsak event logları bu sefer EDR kurmak lazım. Artık open source bir çözüm veya yine parasını verip lisanslı bir ürün. Bakıyorum başka göremiyorum. Şöyle bir dakika daha bekleyelim. Gelmezse kapatabiliriz. Nitro atak matrisine yeni bir teknik ne sıklıkla ekleniyor? Bu teknikleri bir API vasıtasıyla çekme şansımız var mı? Bunu söyleyecektim aslında unutmuşum. Güzel oldu hatırlatılması. Burası güncel tutuluyor bayağı. Şimdi sıklık veremeyeceğim tabii de. Birkaç yıl önce mesela buradaki tekniği geçtim. Taktiklerin de bazısı yoktu. Yani teknikler de güncelleniyor. Taktikler de aktif olarak güncelleniyor. Mesela bu resource development sonradan eklendi. Başka hangisi sonradan eklendi hatırlamıyorum. Ama birkaç yıl önce bu tablo bunun yarısı kadardı. Şu an zor sığıyor. Hatta sığmamış. Şöyle şey yapmışlar. Tekniğin de alt tekniklerini eklemişler. Mesela görüyorsun şurada tıklıyorum. Üç tane alt teknik var. Yani burası güncel. Hazırda API var mı bilmiyorum ama ben şöyle bir şey yapmıştım. Basit bir şey zaten. Bir crawler yazıp kendiniz yazacağınız bir crawler'la bu sayfayı okuyabilirsiniz. Hani herhangi bir şey koymamışlar. İşte biri gelip buradaki verileri okumasın diye bir önlem koymamışlar. Basit bir script'le gelip bu sayfadaki verileri okuyabilirsiniz. Red kanalı dışındaki diğer atak simülasyonunu da gösterebilir misin? Yani burada hangisini demiştik? Red kanalı dışında APT Simulator var demiştik. Daha var mı? Tabii ki de var da en popülerlerini koydum buraya. Kaldera'yı unuttuk ya. Vallahi her şeyi unutmuşuz. Bu kaldera bir ara yapılmıştı. Sonra sıfırdan bir daha yaptılar. Çok bug çıkıyordu. Çalışmıyordu böyle. Şimdikini test etmedim ama sıfırdan yazdılar. Düzgün çalışıyordur diye düşünüyorum. Bu biraz daha gelişmiş. Hatta size rapor bile sunuyor. Diyor ki bak bunu denedim. Şöyle çıktı aldım. Ekran görüntüsü koymamışlar ama şu tekniği denedim. Başarılı oldu. Sonuna kadar götürebildim ve şu çıktıyı aldım diyor. Baya iyi yani. Yine Mitre'nin projesi. Kural yazmayı takım içerisinde bir kişi mi yapmalı yoksa ekipten herkes kural yazıp eklemesi sağlıklı olur mu? Yani değişik, zor soru. Şimdi nasıl bir şey denebilir düşünüyorum. Yani yazabiliyorsa herkes yazsın sonuçta. Farklı bakış açıları. Bir kişiye yıkmamak lazım. Tek bir görüşle yazılacak sonra kurallar. Çok kişi tabii daha iyi olur. Saldırı tespit ettikten sonra nasıl engelliyorsunuz? Önce ne yaptığını görmek için bekleyip ona göre mi engelleme yapıyorsunuz? Yoksa tespit ettiğiniz anda direkt saldırganın sistemin dışına mı atıyorsunuz? Şimdi çok genel bir soru olmuş ama kafamda anladığım şekilde cevap vereyim. Otomatik engellemek için zaten elle bir şey yapılmaz. Onun için ürün kullanmak lazım. Yani EPP olabilir, antivirüs olabilir, IPS olabilir. Örnek veriyorum. Antivirüs üzerinden örnek verelim. Mimikatz'i indirdim. Çalıştırmaya çalıştım. Antivirüs diyecek ki, hop, bunu çalıştıramazsın, bu zararlı. İzin vermiyorum, siliyorum. Veya IPS, ağ trafiği üzerinden zararlı bir komut gönderdim bir yere. IPS bu komutu görüp anlayacak, diyecek ki, bu legal bir aktivite değil, bunu göndermene izin vermiyorum, blokluyorum. Ha, elle nasıl yapabilirim? Örnek veriyorum, şuradaki matrise gelelim. Şurada schedule task'ta manuel bir şekilde gördüm olmaması gereken bir şey var. Schedule task oluşturulmuş. Buradaki saldırganı nasıl kovabilirim? Artık burada bu schedule task'ı kim eklemiş buraya? O adam buraya sunucuya, adam kadın sunucuya nasıl gelmiş bunu test etmek için artık orada incident response süreci başlar. O apayrı bir konu olur. Ama en basiti elimizde dış IP varsa IP'yi bloklamak klasik.
Tabii çok basic seviye. Takı üzerinde kolay bir şekilde yüklenebiliyor kaldere. Doğrudur, eklenmiştir, bilmiyordum ben. Docker'da varsa zaten konteyner olduğu için ayağa kaldır diyorsunuz, kaldırıyor. Docker'ı varsa güzelmiş. Kolay olur bayağı kurması. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. 30 saniye. Aslında task scheduler ile task çalıştırmak yerine otomasyon yazılımları ile agent aracıyla çalıştırmak ve task scheduler kullanımını deny etmek doğru çözüm olabilir belki. Olabilir, task scheduler özelinde olabilir tabii. Doğrudur. Yani her biri için böyle bir çözüm var mı bilmiyorum ama task scheduler'ı, bu tarz otomasyon yazılımları varmış demek ki. Bunun önüne geçen, takip eden. Onu da söylemiş oldum. Teşekkür ediyoruz. SOC yapısında herkesin kural yazması ve tuning işlemi yapması çok da doğru değil bence. Label analistleri örneğin. Herkes kural tasarımı yapıyorsa da takım lideri veya CM engineer tarafından ekstra bir onay mekanizması olabilir. Doğru tabii, şimdi tecrübesi olmayan analistin kural yazması doğru olmaz belki ama sürecin içerisinde olması için şu güzel olacaktır. Feedback vermesi. Örnek veriyorum, ben CM engineer olarak bir kural yazmışımdır. Farkında değilim ama çok fazla false pozitif üretiyordur. Level 1 analist bana bu feedback'i verirse, ya bak şu şekilde çok fazla alarm geliyor, şunu şuradaki parametreyi kaldıralım daha iyi olur dediğinde, bu herkes için iyi olacaktır. Hem benim tune işlemi için ayıracağım vakit azalacak, hem analistin önüne daha az alarm düşecek. İşbirliği aslında. Sistem hesaplarının ele geçirilmesi ve agentlarda sistem hesaplarının kullanımını çok kısa değerlendirebilir misiniz? Sistem hesaplarının ele geçirilmesi ve agentlarda sistem hesaplarının kullanımına. Sistem entity authority falan mı acaba? Şimdi ele geçirilmesi. Direkt bakalım. Şimdi nasıl ele geçirildi ama şimdi? Biri mi sattı hesabı, yoksa brute force mu yaptı? Çok fazla yöntem var burada. Bakalım mesela burada credential access, bir hesabı erişim bilgisini nasıl elde edebilirsin diye yöntemler koymuş. Ne demiş? Brute force var demiş veya saklı olan, bir yerde saklı olan credential'ları çekmek. Yani mümkünse Elsas üzerindeki verileri dump ediyoruz ya. Mesela o bir yöntem. Burada başka şeyler var. Input catcher. Keylogger yemişizdir. Bastığımız tuşlar ele geçirilmiştir. Hire pass cache veya pass to ticket. Onun tespiti üzerine mi? Burada yine bir yan yazısı var aslında, detaylı bakalım. Pass cache veya desek. Neredeydi ya? Ben yazmıştım ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Şurada açayım. Değil. Linux. Hatırlayamadım. Bunu bulup mailde paylaşalım. Orada detaylı yazıyor. PSTH nedir? Nasıl tespit edilir? Nasıl önüne geçilir? Yine sunumu paylaşırken onun da linkini paylaşalım. Şimdi başlığını hatırlayamadım. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir 10-15 saniye yine bekliyorum başka yazı var mı diye. Yok galiba. Teşekkür ediyoruz katıldığınız, dinlediğiniz için.